Herkese merhaba. Bu bölümde sizlere Huawei Mate 20 Lite modelinde nasıl format atabileceğinizi anlatacağım. Bu işlemlerimi referans cihazım olan Huawei P Smart 2019 modelinde gerçekleştirdim. Siz kendi Huawei cep telefonunuzda bu işlemleri gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Format işlemine geçmeden önce eğer cihazınızda bir Gmail adresi kayıtlıysa bu Gmail adresinizi kaldırmanızı öneririm. Aksi takdirde cihazınızda bu şekilde format atarsanız açılış ekranında sizden bu Gmail'i ister. Gmail adresinizi bilmiyorsanız maalesef cihazı normal bir şekilde açamazsınız. Bu şekilde bir problemle karşılaşmamak için Gmail'i kaldırıp daha sonra format atmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Bu benzeri videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Şimdi format işlemimize geçebiliriz. Evet, format işlemi için burada açık konumdaki Huawei cep telefonumu kapatıyorum. Evet, cihazımız kapandıktan sonra biraz daha bekliyorum. Kapalı konumdaki Huawei cep telefonumda ses yükseltme ve telefonu açma kapama tuşlarını aynı anda basacağım ve parmaklarımı çekmeyeceğim. Burada recovery modu gelecek. Daha sonra parmaklarımı bırakacağım. Şimdi işlem adımlarına geçelim. İki tuşa da basıyorum. Evet, şimdi burada bizleri recovery mode ekran karşılıyor. Ses kısma tuşuyla clear data bölümüne geliyorum. Burada telefonu açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Daha sonra en üstte bulunan factory reset bölümünde telefonu açma kapama tuşuyla tekrar onaylıyorum. Burada ekrana yes yazmamızı istiyor. Burada ekrana bu şekilde yes yazıyorum. Yes yazdıktan sonra yukarıda bulunan factory reset bölümünde telefonu açma kapama tuşuyla bir kez onaylıyorum. Bu işlem sonunda format işlemi başlamış olacak ve artık geri getirilemez olacak. Bu tuşlamayı yapmadan önce bunun bilincinde olmanızda fayda var. Şimdi tuşlamayı yapıyorum ve tekrar bizden onay istiyor. Tekrar tıkladığımda bu şekilde yüzdeliğin dolmasını bekliyorum. Burada herhangi bir tuşlama yapmamamızı istiyor. O nedenle bu ekranda herhangi bir tuşlama yapmıyor. Evet, şimdi bu yüzdelik ekrandan sonra bir önceki menüyü geri attı. Burada back butonuna tıklıyorum. Daha sonra yukarıda bulunan restart seçiyorum. Telefonu açma kapama tuşuyla restart seçtikten sonra bu şekilde cihazımız yeniden başlatılıyor. Evet, şu an cihazım açıldı. Yaklaşık 5 dakika gibi bir süre geçti. Bu süre sonunda cihazımız ana ekrana geldi. Bu ana ekranda Türkçe dilini seçip ilerleyip gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra cihazınızı sıfırlanmış bir şekilde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu işlemleri yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız videonun yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu benzeri videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.